Yeni bir beceri edinmek ne kadar sürer? Bu konuda ne buldum biliyor musunuz? 10.000 saat. Bunu hiç duydunuz mu? 10.000 saat sürüyor. Eğer yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız, eğer bir işte iyi olmak istiyorsanız, bunu başarmanız 10.000 saat sürüyor. Herkese merhabalar. 2 yıl önce hayatım sonsuza dek değişti. Karım Kinsey ve ben dünyaya gözlerini açan kızımız Leyla'yı sevgiyle karşıladık. Ebeveyn olmak inanılmaz bir tecrübe. Bir gecede tüm dünyanız ve öncelikleriniz birden değişir. O kadar hızlı gerçekleşir ki bazen bu süreçte zorlanırsınız. Artık ebeveyn olmak hakkında bir ton şey öğrenmek zorundasınızdır. Örneğin çocuğunuzu nasıl giydirmeniz gerektiği. Bu benim için yeni bir şeydi. Gezme kıyafeti olarak seçtiğim kıyafet bence gayet güzel ve uygundu. Ama Lela bile bunun iyi bir fikir olmadığının farkındaydı. Bir anda öğrenilecek çok fazla çılgınlık var ve bu çılgınlıkların üzerine ek olarak karım ve ben evden çalışıyoruz. Bizler birer girişimciyiz. Kendi işlerimizi kendimiz yönetiyoruz. Eşim yoga öğretmenleri için internet dersleri geliştiriyor ve ben de bir yazarım. Küçük bir bebeğimiz var ve yapılması gereken her şeyin olması gerektiği gibi yapılmasına çabalıyoruz ve hayat gerçekten çok yoğun. Bu akla ziyan tecrübede birkaç hafta geçirdikten sonra uykusuzluk iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. 8 hafta kadar sonra çağlar boyunca dünya çapında tüm ebeveynlerin aklından geçen şu düşünce benim de aklımdan geçiyordu. Bir daha asla kendime zaman ayıramayacağım. Biri bunun doğru olduğunu söyledi. Aslında tam olarak doğru değil ama o süreçte öyleymiş gibi hissettiriyor. Bu benim için sıkıntı değildi. Çünkü bana her şeyden çok zevk veren şeylerden biri de yeni bir şeyler öğrenmekti. Bir şeye merak salmak, konuya dalmak ve deneme yanılma yoluyla öğrenmek ve nihayetinde bir şeyde cidden iyi olmak. Hiç boş zamanım olmadan ve bir daha bunu tekrar nasıl yapacağımı bilmeden küçük bir bilgiye düşkün adam olarak sürekli bir şeyler öğrenmek ve kendimi geliştirmek istiyordum ve bu yüzden bir karar verdim. Kütüphanelere ve kitapçılara giderek yapılan araştırmaların öğrenme ve hızlı öğrenme konusunda ne gösterdiğini araştırdım. Bir sürü kitap ve internet sitesinde blog sayfası okudum ve şu soruya cevap bulmaya çalıştım. Yeni bir beceri edinmek ne kadar sürer? Ne buldum biliyor musunuz? 10.000 saat. Bunu hiç duydunuz mu? 10.000 saat sürüyor. Eğer yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız, eğer bir işte iyi olmak istiyorsanız, bunu başarmanız 10.000 saat sürüyor. Bunu her kitapta ve her internet sitesinde okudum ve tüm bu şeyleri okuyunca zihinsel tepkim şu oldu. Hayır, benim buna vaktim yok. 10.000 saatim yok. Asla yeni bir şey öğrenemeyeceğim. Bir daha asla. Fakat bu doğru değil. Yani 10.000 saat size kaba bir fikir vermesi açısından 10.000 saat, tam zamanlı bir işte 5 yıl çalışmanız demek. Bu uzun bir süre. Hepimiz yeni bir şey öğrenme deneyimini yaşadık ve bu kadar zamana yakın bir süre almadı. Peki gerçek durum nedir? Burada acayip bir şeyler oluyor. Araştırmaların söylediği, umduğumuz ve deneyimlediğimiz şeyler uyuşmuyor. Ve bulduğum şey marifet olan şu: 10.000 saat kuralı uzman seviyesi performans çalışmalarında ortaya çıkıyor. Florida Devlet Üniversitesi'nde bir profesör var. Adı K. Andrew Erickson. 10.000 saat kuralının fikir babası. Bu kuralı belirlerken profesyonel atletlerle, birinci sınıf müzisyenlerle, büyük satranç üstadlarıyla çalışmış. Tüm bu ultra rekabetçi kişiler ultra yüksek performans alanındalar ve profesör bu alanlarda zirveye ulaşmak için ne kadar zaman gerektiğini bulmaya çalışmış. Bulduğu şey ise ne kadar istemli alıştırma yapılırsa yapılsın, ne kadar çok zaman harcanırsa ve yaptıkları şeylerle ilgili ilkelerle çalışılırsa, ne kadar çok zaman harcarsanız o kadar iyi olursunuz. Ve alanlarında zirvede olanlar yaklaşık 10.000 saat emek sarf ediyor. Biraz önce kulaktan kulağa meselesini konuşuyorduk. İşte şunlar oldu. Malcolm Gladwell isimli bir yazar 2007 yılında şöyle bir kitap yazdı: Çizginin Dışındakiler. Bazı insanlar neden daha başarılı olur? Ve kitabın odak noktası bu 10.000 saat kuralıydı. Çok çalışın, iyi çalışın ve çok iyi duruma geleceksiniz.
alanınızda zirveye erişeceksiniz. Yani mesaj, Ericsson'ın asıl söylemek istediği, çok rekabetçi bir alanda, dar bir konuda zirveye çıkmak için 10.000 saat gerektiğidir. Fakat olan şey şu, çizginin dışındakiler çıktığından beri çıkar çıkmaz çok satanlar listesinde zirveye yerleşti. Orada tam 3 ay kaldı. Birden 10.000 saat kuralı her yerdeydi ve toplum genelinde bir kulaktan kulağa oyunu oynanmaya başlandı. Yani bu mesaj, rekabetçi bir alanda zirveye ulaşmak için 10.000 saat gerektiği kuralı, bir konuda uzman olmak için 10.000 saat gerektiğine dönüştü. O daha da sonra bu konuda iyi olmak için 10.000 saat gerektiğine dönüştü. O da daha sonra bir şey öğrenmek için 10.000 saat gerektiğine dönüştü. Fakat bir şey öğrenmek için 10.000 saat gerektiği ifadesi doğru değil. Buranın kütüphanesindeki bilişsel psikoloji raflarında oldukça fazla zaman geçiriyorum. Çünkü bilgi bağımlısıyım. Ve beceri edinme çalışmalarına gerçekten baktığınızda sürekli böyle bir grafik görürsünüz. Şimdi araştırmacılar bir motor becerisi olsun, fiziksel veya zihinsel beceriyle yaptığınız bir şey olsun, süresini ölçebildikleri şeyleri çalışmayı severler. Çünkü bunu ölçümleyebiliyorsunuz değil mi? Bu yüzden araştırmaya katılanlara fiziksel hazırlık gerektiren veya küçük bir zihinsel numara öğrenmeyi gerektiren küçük bir görev verilir. Ve bir katılımcının bunu ne kadar sürede tamamladığını ölçerler. Ve buradaki grafiğin söylediğine göre başlangıçta bu çok vakitlerini alırmış. Çünkü yeniler ve çok kötülerdi. Biraz alıştırma yaparak çok daha iyi hale gelirlermiş. Ve alıştırmanın bu erken kısmı gerçekten çok verimliymiş. İnsanlar az biraz alıştırma ile bir şeylerde iyi duruma geliyorlarmış. Şimdi enteresan bir durumu belirtmek istiyorum. Kendimiz için öğrenmek istediğimiz becerilerde zamanı çok da umursamıyoruz değil mi? Sadece ne kadar iyi olduğumuza bakıyoruz. İyi olmak ne anlama geliyorsa artık. Performans süresinin ne kadar iyi olduğunuza kıyaslarsanız grafik ters yüz olur. Ve şu meşhur ve herkesçe bilinen öğrenme eğrisi olur. Öğrenme eğrisinin hikayesinin başında fena beceriksizsinizdir. Ve bunu sizler de biliyorsunuz. Biraz alıştırma ile hızlı bir şekilde iyileşirsiniz. Gelişmenin ilk evreleri çok hızlıdır ve bir noktada düzlüğe gelirsiniz ve müteakip oyunlar da daha zorlaşır. Daha çok zaman alır. Şimdi sorum şu, bunu istiyorum değil mi? Bir şeye başlamaktan ve fena beceriksiz olup bunun farkında olmaktan orta derece iyi olmak ne kadar zaman alır? Umut edilir ki bu mümkün olduğunca en kısa sürede olsun. Peki ne kadar sürer? Benim araştırmalarım şunu gösterdi. Bu 20 saattir. Hepsi bu kadar. Aklınıza gelen herhangi bir beceri hakkında bir şey bilememek. Bir dil mi öğrenmek istiyorsunuz? Çizim yapmayı öğrenmek mi istiyorsunuz? Alevli testereleri çevirmeyi mi öğrenmek istiyorsunuz? Eğer 20 saat odaklanarak istemli bir şekilde alıştırma yaparsanız hayretler içerisinde kalacaksınız. Ne kadar iyi olduğunuza şaşıracaksınız. 20 saatte her şey mümkün. Bu yaklaşık bir ay boyunca günde 45 dakika demek. Hatta ara sıra birkaç gün kaytarabilir de 20 saat çok da zor değil. Şimdi bunu yapmak için bir metot var. Çünkü 20 saat vakit öldürüp de büyük gelişmeler beklemek olmaz. Akıllı bir şekilde çalışmanın bir yolu var. Verimli bir şekilde çalışmanın da bir yolu var. Ve bu 20 saat olabilecek en etkili şekilde değerlendirmenizi sağlar. Ve metot şu, her şeye de uygulanabilir. Birincisi beceriyi analiz etmek. Tam olarak ne yapabiliyor olmak istediğinize karar verin ve sonra beceriyi inceleyin ve onu küçük parçalara ayırın. Beceri olarak düşündüğünüz çoğu şey aslında çok farklı şeyleri gerektiren büyük beceri demetleridir. Beceriyi ne kadar çok parçaya ayırabilirsiniz, istediğinizi elde etmede bu becerinin hangi kısımlarının size yardımcı olabileceğine karar vermeniz o kadar kolay olur. Ve öncelikle bunlarla alıştırma yapabilirsiniz ve önce en önemli şeylerle alıştırma yaparsanız mümkün olan en az sürede performansınızı geliştirebileceksiniz. İkincisi, kendinizi düzeltmeye yetecek kadar öğrenin. Öğrenmeye çalıştığınız şeyle ilgili 3-5 kaynak edinin. Kitap olabilir, DVD olabilir, kurs olabilir, herhangi bir şey olabilir. Fakat bunları alıştırmayı savsaklamak için kullanmayın. Bunu yaptığımı biliyorum. Mesela konu hakkında 20 kitap alıp bu 20 kitabı tamamladığımda bir bilgisayarı nasıl programlayabileceğimi öğreneceğim demek.
Hayır, bu ertelemeciliktir. Yapmak istediğiniz şeye alıştırma yapabilmeye yetecek. Ve alıştırma yaparken kendinizi düzeltebilecek kadar öğrenmek istiyorsunuz. Yani öğrenmek, bir hata yaptığınızda fark etmede ve sonra bir şeyleri biraz farklı yapmada daha iyi olmanın bir yolu oluyor. Üçüncüsü, çalışmanıza engel olacak şeyleri kaldırın. Oyalayıcı şeyler, televizyon, internet, oturup işinizi yapmanıza engel olacak her şeyi kaldırın. Sizi çalışmaktan alıkoyan şeyleri kaldırmak için irade gücünü ne kadar fazla kullanabilirseniz oturup çalışma yapmanız da o kadar mümkündür. Ve dördüncüsü, en az 20 saat alıştırma yapmaktır. Şimdi çoğu beceride yılgınlık bariyeri dediğimiz bir şey vardır. Fena beceriksizlik ve onu bilmek kısmını hatırlarsınız. Bu gerçekten yılgınlık verir. Aptal gibi hissetmeyi sevmeyiz ve aptal hissetmek oturup çalışmanıza engel olan bir şeydir. Yani yapmak istediğimiz şey için en az 20 saat çalışmayı taahhüt etmek, ilk yılgınlık engelini aşmanıza ve gerçekten meyvelerini toplayacak kadar uzun süre alıştırma yapmaya devam etmenizi sağlayacaktır. İşte bu kadar. Bu bir roket bilimi değil. 4 basit adımla herhangi bir şeyi 20 saatte öğrenebilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayınız.